Başlayalım önce gündemi değerlendirelim. Bu Rusya krizi ile ilgili Kemer ne kaybeder, ne getirir? Belediye olarak neler düşünüyorsunuz? Ya, tabii ki Antalya'ya 4-5 milyon civarında Rus turist geliyor. Özellikle Kemer bölgesinin en çok geldiği turist gelen ülkede Rus turistlerimiz geliyor. Hem burada konut almış yerleşenler, hem burada evlenmiş olanlar. Yanlış hatırlamıyorsam Antalya'da 18'in civarında nikahlı olduğu, 40-49 bin civarında Türk vatandaşına geçmiş olan Ruslarımız da var. Tabii ki bizim için Rusya turizm pazarında önemli bir ülke. Ama tabii burada devletimizin politikası da var. Burada büyüklerimiz olumlu karar vereceklerini düşünüyoruz. Ama turizm için de burada çok tecrübeli bir Dışişleri Bakanımız var. Turizmi bilen, Antalya'yı tanıyan. O Dışişleri Bakanlığı'na da yarın görüşecekler bildiğimiz kadarıyla Rus Dışişleri Bakanlığı'na. İnşallah olumlu bir şey çıkar ve turizmde iyi bir noktaya geliriz. Cumartesi günü Turizm Bakanımız da zaten buradaymış, bildiğimiz televizyondan duyduğumuz kadarıyla. Otelcilerimizle bir toplantı yapacaklar. Yeni pazarlara, biz de bu sene bak geçmiş yıllarda 7 tane fuara katılıyoruz. Bu sene 25 tane turizm fuarına katılıyoruz. Yeni ülkelerden de bölgemizde destek almaya çalışıyoruz. Ama tabii ki bir 5 milyon, 4 milyon civarındaki bir turisti birdenbire gitmesinin yerine ne kadar doldurabiliriz? Bu biraz sıkıntılı. İnşallah ki bu sezon sonunda olması belki bir turizm için bir şanstır. Sezon başında olması daha kötüydü. Onun için ben sezon başlayıncaya kadar, özellikle fuar zamanına kadar bu işin bir belli tatlılığa bağlayacağını düşünüyoruz. Önce tabii ki ülkemizin çıkarları, yararları bizim için önemlidir. Sayın Başkanım, şimdi Kemer'in her tarafında Kemer'i yeniden hazırlıyoruz ve pankartlar asılı. Evet. Kısaca bununla ilgili bir bilgi verirseniz neler Tabii ki yapacağız? biz Kemer'deki çalışmalarımız biliyorsunuz inşaat yasağı olduğu için sezon sonunda başlıyoruz çalışmaya. Onunla ilgili de biz Kemer'deki bugün göründüğü gibi Çamlıca'da müthiş şekilde şehir yenileniyor, yapıyoruz. Tekirova'da cadde yaptık, yine Oteller Caddesi'ne gireceğiz. Göynük'te keza, Belibin'deki otellerin önündeki o artık milletin işkence haline gelen yolla ilgili çalışmamız var. Onun üstüne biliyorsunuz işgal edilmiş. Ekip oldu belirsiz insanlar tarafından bir işgal var. Bu işgalleri ortadan kaldırıyoruz. Hem Belibin'i güzel bir şehir haline getireceğiz. Yani Kemer'in iyi bir güzel modelin ve girişteki itibası olan Belibin'i iyi bir hale getireceğiz, iman ediyoruz. Ondan dolayı da biz her yere artık Kemer Belediyesi'nin çalıştığını, geçmişte orada belki insanlar niye tabelaları değiştirdik diye de yorum yapıyorlardır karayollarına, ama tabii karayollarına teşekkür ettik. İş bitti. Yeni yapılacak olduğu bir yer olursa da oradakine karayollarımıza teşekkür yapmamızı yerine koyarız. Ama kış dönemi çalışma dönemimiz, şimdi hizmet dönemi, hizmet yapıyoruz. Onun için de levhalarımızı koyduk, ama tabii Mayıs ayında her Kemer'e gelen insanlar yeni bir Kemer de kendilerini bulacaklar. Ki bu sene bir iş adamları yemeğine katıldım Moskova'da, Nürnberg'de Almanlar. Onlar bile Tekirova'ya geldiklerinde şaşırdıklarını, bir sene önce geldiklerinde, bir sene sonra geldiklerinde yoldu. Almanya'da bir yemekte bile iş adamlar toplansa bir konuşur hale geldi. Ve biz tabii ki Kemer'in bu şekilde reklamını yapacağız. Modern, turizme uygun bir hale getireceğiz. Ondan sonraki yıllarda da turizmde daha güçlü hale getireceğiz inşallah. Başkanım, kısaca bir Belediye'de yıkımlar yine başladı. Ne kadar daha devam edecek? Tabii ki o yine başladı gibi değil de yıkımlar devam ediyor. Biz orada daha önce şey vardı. Yürütmeyi durdurmalar vardı. Onlar iptal Hazine arasında yapılmış olan dükkanlar. Yanlış hatırlamışım, 800 civarında bir dükkan vardı. Bunları kaldırdık. Hazine işgallerini kaldırdık. Aslında burada bununla mücadele etmesi gereken Kemer Mal Müdürlüğü'ydü. Bir ara Antalya'ya bağlandı. Antalya'ydı. Göynük Belediye Başkanı'ydı. Konyaaltı Belediye Başkanı'ydı. Kimse bunlarla ilgili devletin hazinesine bir rant haline getirmişler. Kimse mücadele etmemiş. Biz de geldik bunu yeni doğmuş çocuk gibi kucağımızda bulduk. Ama böyle bir pisliğin de belirliğinden kaldırılması gerekiyordu. Kaldırdık. Daha önceki yapılanlar da belki işte hazinemiş, B2'den satın almışlar, tapu hale girmiş. Onların da geçmiş belediyeler döneminde yıkım kararları alınmış, encümen kararları alınmış. Ama encümen kararları uygulanmamış. Uygulanmayınca da öyle duruyordu. Biz tekrar yıkıma gidince, yıkım için evlilik önce tekrar yürütmeyi durdurma istediler, talep ettiler. Sanki yeni yapılmış binaymış gibi bir tane yürütme durma verildi.
Ben bunları yürütmeyi durdurma da Mayıs ayında kaldırdım. Mahkeme reddetti bunların yürütmeyi durdurması taleplerini veya mahkeme. Reddedince de Mayıs ayıydı. Mayıs ayından Antalya Sayın Valimiz de turizm sezonunda böyle bir yıkım yapmayalım dedi. Sezon sonuna bekledik, yıkıyoruz. Beğendim dedim, müthiş güzel bir yol yapacağız. Ama o kötü görünümlü, naylondan, barakadan, demirden girme çıkma o binaları da belli temizleyeceğiz. İmar planı da zaten bakanlığa götürmek üzereyiz. Yeni modelin bir belli yaratacağız. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.